Bugün Beyaz Köprü Derneği'ndeyiz. Sevgili Haşim Karataş'la beraberiz. Haşim Bey bize Afrika'da su kuyuları açtığını, sünnet organizasyonu ve Kur'an dağıtımı yaptığını anlatmıştı. Bu konuyla ilgili kendisinden bilgi almak için buradayız. Afrika'ya neden yardım etmeliyiz Haşim Bey? Önce sizlere teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ve neden Afrika? Çünkü Afrika'da, Afrika bizim Türkiye'den 50-60 sene, belki 70 sene geriden geldiği için Afrika diyoruz. Afrika'da yoksulluk, açlık, sefalet hepsi bir arada mevcuttur. Afrika'da susuzluktan doğan hastalıklar almış başını gidiyor. Sağlık dediğin zaman sağlık yok. Dolayısıyla oradaki hastalıklar artmış durumda. Sünnet boyu beni geçmiş insanlar var, sünnetsiz dolaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i eline almamış insanlar ama Müslüman olduğunu söylüyor. Bunları çoğaltabiliriz. Hatta ilk defa bir beyaz gören insanlara rastlıyoruz. Dolayısıyla onun için Afrika diyoruz. Orada geçen bir yanınızı bize anlatır mısınız? Neler yaşıyorsunuz orada? Bu konuyla ilgili bir kısa alabilir miyiz? Anılar çok ama sizin vaktinizi almamak için çok kısa bir şeyler söylemeye çalışalım. Çok anılarımız var doğrusu. Orada çünkü çok kırsal bölgelere gidiyoruz. Tehlikeli bölgelere gidiyoruz. Hatta bazı ülkelerin %80'i Müslüman olsa da %20'si Müslüman olmayan bölgeler var. Hatta köyde yarısı Müslüman, yarısı olmayanlar var. Orada da su kuyuları açıyoruz. Sünnet organizasyonları yapıyoruz. Hatta kuyu açtığımız zaman biz kuyuyu Müslümanların mahallesinde açıyoruz ama biz diyoruz ki gayrimüslimler de gelsin, faydalansın, suyu içsin. Onlar şaşırıyor. Daha sonra bunlara soruyorlar. Bu Türkler geldiler buraya bir kuyu açtılar ve karşılıksız. Doğru mu? Evet doğru. Bizim Müslüman kardeşlerimiz bizim için bunu yaptılar. Allah Allah deyip merak ediyorlar ve daha sonra İslam'a geldiklerini duyuyoruz. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Çok mutlu anlar oluyor. Birebir şahit olduğumuz hadiseler var. Müslüman olan kardeşlerimiz. Ayrıca o bahsettiğimiz boyu beni aşan insanları sünnet ettiğimiz zaman Müslüman oluyorlar. Bunlar bizi tabii ki çok güzel anlar. Onları hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Gerçekten tarifi mümkün olmayan güzel anlar yaşıyoruz orada. Peki bu zamana kadar kaç kişiyi sünnet ettik ve ne kadar kuyu açtık? Bu konuyla ilgili bilgi alma şansınız var mıdır? Asla böyle bir bilgi veremeyiz çünkü sayısını bilmiyoruz. Ne kuyu sayısını biliyoruz ne de sünnet ettiğimiz çocuklara. Her bölgeye gittiğimizde ihtiyaç varsa tespit ediyoruz ve diyoruz ki buraya başlasın, bir kuyu kazsın. Kazıyoruz. Ondan sonra hayırseverlerin, kim buraya tabiri caizse sponsor olmuş, tabelasını, her şeyini hazırlıyoruz, oraya dikiyoruz. Ondan sonra siz sağ bir selamet oranın halkına terk ediyoruz ve biz geliyoruz. Ondan sonra orada işimiz bitti. Sünnete gelince, sünnet bölgesine gitmeden önce haber sağlıyoruz. Merkezi bir hastane, genellikle sahra hastaneler var orada. Küçük hastane dediğine bakmayız. Barakadan oluşan bir yerler. Ama orada doktorlar var, işte jeneratörle yaptıkları organizasyonlar var gittiğimizde. Orada elektrik olmadığı için tüm köylere haber salıyorlar. İşte 10 köy, 15 köy o bölgenin ortasında bir yerde. O tüm köylerdeki insanlar geliyor, toplanıyor. Araçlarla, bazı böyle eskimiş araçlar var orada. Hurda diyebileceğimiz araçlarla topluyorlar. İşte bazı görüntüleri de var. İnsanları topluyorlar ve biz orada onları sünnet edip gönderiyoruz. Yani sayı mümkün değil. Mesela hatırlıyorum bir seferde Uganda, Afrika'nın Uganda ülkesinde bir organizasyonda 1173, aklımda kaldı çünkü sponsorların sayısını biliyor. 1173
Çocuğu sünnet ettik. İçlerinden dediğim gibi hatta bazen fotoğraf çekiyoruz. Boyu benden uzun insanlar. Ve düşünün o insanların yaşayıp ileride ölüp sünnetsiz öldüğünü düşünün. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla bizim üzerinde bir sorumluluk var. Ve az önce bahsettiğimiz gibi Müslüman olmayan gayrimüslimlerin çocuklarını da sünnet ettiğimi biliyorum. Yani ben yapmadım, sünnetçi yaptı ama çocukları alıyorum, getiriyorum perdenin arkasında, kurmuş olduğumuz barakada, köylerde kurmuş olduğumuz barakada, perdenin arkasında sünnetçiye veriyorum ama bakıyorum annesinin boynunda haçı var ve Hristiyan olduğu her halinden belli. Ama bir arada yaşıyorlar. Oraya çünkü fazla siyaset girmediği için orada Müslümanlarla gayrimüslimler bir arada yaşıyorlar. Gayet de güzel yaşıyorlar. Sonra ben oradaki sorumluluğa diyorum ki bu çocuk Müslüman değil, biliyorsun annesi Hristiyan. Evet, biz bu çocukları diyor sünnet ediyoruz çünkü onlara anlatıyoruz sünnetin sağlıklı olduğunu, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüdü ve daha sonra bizim çocuklarla beraber Kur'an okudu ve Müslüman olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla biz hiç ayrım yapmıyoruz. Onun için biz oraya gidince milletin dini, dili, ırkı sormuyoruz. Muhtaç mı, değil mi? Biz ona bakıyoruz. Bu anlamda hayırseverler de burada çok büyük, ciddi anlamda sevap kazanmış oluyorlar. Yani hayırlar, yapmış oldukları hayırlar tam anlamıyla yerine ulaşıyor. Bir de ben şu yoksulluk konusundan değinmek istiyorum. Yardım ettiğimiz insanlara bakıldığında ciddi anlamda çok fazlasıyla yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışan, gıda anlamında yoksul olan insanlar var. Bu konuda yaptığımız çalışmaları anlatır mısınız? Sadece bildiğim kadarıyla siz sünnet, Kur'an-ı Kerim dağıtımı ve su kuyuları açmıyorsunuz. Hayır. Oradaki yoksulluk sınırının altında olan kişilere de bir takım yardımlar yapıldığını biliyoruz. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Birkaç tane örnek vereceğim ama riyakarlıktan da korkuyorum doğrusu ama. Ramazan aylarında genellikle Afrika'da oluyoruz. Çünkü emanetler geliyor, oradaki durumu bilen arkadaşlar sürekli işte Afrika'ya bir şeyler göndermek istiyor. Ve Ramazan ayında bildiğiniz gibi oruç ayı, bizim Müslümanların oruç tuttuğu ay. Ve bir ben çok hissettiğimiz ay. Ve ben orada oruç tutarken bana oradaki arkadaşlar daha önce giden Türklerin seferi olduklarından dolayı oruç tutmadıklarını söylüyorlardı. Sen niye tutuyorsun? Seferi de olabilirim ama bakıyorum ki o çocuklar tek iftarla, o da bulabilirse tek iftarla oruç tutuyor o çocuklar. Kendi kendime diyorum eğer bu genç çocuklar, genç dedim 10 ile 15 yaş arasında çocuk veya yaşlılar sahursuz iftarla oruç tutabiliyorsa ben kendime yedirmiyorum. Ya Rabbim beni affet, ben seferiliği kullanmıyorum ve ben de oruç tutacağım ve tutuyordum elhamdülillah hiç. Orucumu yemedim Afrika'da. Çünkü dediğim gibi sadece ve sadece iftarla oruç tutuyorlar. Akabinde orada biz iftar sofraları kuruyoruz. Burada aldığımız emanetler, hayırsever dostlardan iftar sofraları kuruyoruz. İnanın bir gün ağladım ve şu anda tüylerim diken diken oldu. O manzarayı gördüm. İftarda biz çocuklara şey yapınca Kıymet Hanım, sofrayı hazırlayınca o çocuklar birbirinin önünden o sofrayı kaptıkları gibi o ara biz oraya bir şey inşaat yapıyorduk. Yetimhane çalışmamız vardı. Kum vardı. Birileri sofrayı kaçırmaya çalışırken birbirinin önünden kumun üzerinde şey döküldü. Yemekler, o sulu yemekler dökülünce elleriyle kumlarla beraber avuçlandıklarını görünce ya ne yapıyorsunuz diye kendimi atladım ama içimden ağlamaya başladım. Ya kumun üzerindeki şeyi alıp yiyor. O yemeği düşünebiliyor. Ya böyle bir ruh haliyetini düşünün. Şimdi bize buradaki Afrika'ya yardım etmemiz konusundaki neden yardım etmeliyiz konusunu anlattınız. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla bunlara yardım etmemiz gerektiğini, hayırseverlerin de bu konuda ellerinden geleni yaptığını görüyoruz. Ve sizler bu konuda çok fazlasıyla fedakarlık yapıyorsunuz ki az önce bahsettiğiniz bir konu çok dikkatimi çekti. Valideniz vefat ettiğinde 3 gün sonrasında Afrika'ya bu yardımları ulaştırmak için gittiğinizi söylediniz.
Ki bu her insanın yapabileceği bir durum değil. Gerçekten insanın anlatırken bile işte siz anlatırken benim bile tüylerim diken diken oldu. Dolayısıyla bu konuda sizi gerçekten tebrik ediyorum. İnsanların emanetlerine bu kadar çok duyarlı olmanız ve oradaki insanların, yardıma ihtiyacı olan insanların, yoksulların, dul ve yetimlerin yardımına koştuğunuz için sizlere ayrıca teşekkürü hayırseverler adına bir borç olarak kabul ediyorum. Bu anlamda Kur'an kursları ve Kur'an dağıtımı ile ilgili öğrencilerimizin, eğitmenlerin sizlere yaklaşımları konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Öncelikle ben tekrar size teşekkür ediyorum. Az önce bahsettiğiniz konuyla alakalı validem vefat ettiği günün ertesi günü ben gitmem gerekiyordu. Bakın. Ertesi gün gidecektim. Benim bilet öyleydi. Ama sağ olsun Türk Hava Yolları'na aradık. Dediler ki 3 güne erteliyoruz. Geç akrabalarım dedi ki ya sen git, sen bu hayrı yine de aksatma. Ama yine de Türk Hava Yolları çalışanları sağ olsun bizi tanıyorlar. Ertelediler 3 gün sonra gitti ve o faaliyetleri kaldığımız yerden devam ettik çok şükür. Çünkü Türk Hava Yolları çalışanları yanlış değilse 3. mü 4. kuyu açtırdılar bize. Türk Hava Yolları artık tanıyorlar. Her havaalanına gittiğimde hemen ellerinde ne geliyorsa onlar da yapıyor. Çünkü biliyorlar kendi hem adaklarını, kurbanlarını, bize emanetlerini teslim ediyorlar. Sizin aracılığınızla Türk Hava Yolları çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Müdür Ali Emre Bey çok sağ ol. Her türlü yardımı esirgemiyor. Çok Allah razı olsun onlarda. Ve bahsettiğiniz konu Kur'an-ı Kerim konusu olunca tabii Kur'an-ı Kerim deyince akan dünya, dereler, dünya durur. Evet. Ancak hiç düşünebiliyor musunuz? Bir Kur'an-ı Kerim için ben birisinin kalbini kıracağım, birisine bağıracağımı, kızacağımı sizin aklınızdan geçiyor mu? Ama ben yaptım o işi maalesef. Ve hala aklımdan gitmiyor. Bir Kur'an-ı Kerim için birisini azarladım. Buradan biz emanet alıyoruz, götürüyoruz. Kur'an-ı Kerim olmayan insanlara dağıtacağız diye bir haber alıyoruz. Medreselerde Kur'an öğreniyorlar ama o tahta, levha dediğimiz örnekleri de var. Getirdik bazı hayırseverlere, hediye ediyoruz ki görsünler diye. Ve diyorlar ki 200 tane çocuk var bu medresede okuyor ama hiçbir tanesinin Kur'an-ı Kerim'i yok. Biz de gidiyoruz merkezi yerler. Hatta bir başka ülkeden alıyoruz, öbür ülkeye getiriyoruz, karayoluyla geçiriyoruz ve o medreseye götürüyoruz. Medresede Kur'an-ı Kerimleri dağıtırken dışarıdan birisi geldi, bana da veriyor, öbürü de bana da vereceksin diye derken Kur'an-ı Kerim'i elimden zar zor almaya çalışıyor. Ben de o Kur'an-ı Kerim o çocuğun adına alındığı için başkasına veremeyeceğim. Çünkü biz başkasının hakkını başkasına vermemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü verilen emanet yerine gitmesi lazım. Ve dolayısıyla ben o insanları azarlayarak ellerinden zorla o Kur'an-ı Kerim'i aldım ve o çocuklara verdim. Ha içimde bir acı bir tarafı kaldı. Ama o gün öyle oldu. Ama çok şükür daha sonra o bölgelere tekrar gittiğimizde o bölgelere dağıttık ama hala dağıtmaya devam ediyoruz ama hala çok ihtiyacı olan birçok insan var. Kur'an-ı Kerim evinde olmayan insan var ama Müslüman olduğunu da biliyoruz. Kur'an'ı okuyabiliyorlar, medreseye gidiyorlar, tahta üzerinden yazıyorlar, çiziyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i yok. Okuyamıyor. Şöyle Kur'an'ı aldığı zaman, eline aldığı zaman bir başka oluyor. O gözlerdeki ışığı görmen lazım. Ben tarif edemiyorum doğrusu. O ambiyansı yaşamak için orada olmak gerekiyor. Kesinlikle. Şu ana kadar ne kadar öğrenciye yardım ettik? Yani Kur'an'lık dağıttığımız öğrencilerin sayısıyla ilgili bilgimiz var mı? İnanın çok zor soru sordunuz. Bana cevap vermem mümkün değil. Çünkü her gittiğimizde hayırseverlerimiz az önce sünnette de olduğu gibi bize birçok emanet, birçok yük yüklüyorlar. Diyorlar, birisi diyor ki benim adıma 500 tane Kur'an-ı Kerim dağıt, öbürü diyor 300 tane. Biz liste yapıp, koca bir liste yapıyoruz.
listeleri üst üste koyuyoruz. Toplam kaç tane? 5000 tane, 3000 tane. Neyse onu gidiyoruz dediğim gibi oradaki matbaalarla konuşuyoruz. Alıyoruz. Bazen çoğu kez mesela Kamerun diye bir ülke var. Kamerun'un yarı yarıya nüfusu Müslüman ve gayrimüslimler. Orada fazla matbaa olmadığı için bir başka Müslüman ülkeden alıyoruz, karayoluyla geçiriyoruz, götürüp o kırsal bölgedeki Kur'an'ı olmayanlara dağıtıyoruz. Onun için sayı vermen mümkün değil. Bu anlamda gayrimüslimlerden de Kur'an isteği olanlar oldu mu? Orada işte az önce kuyuda olduğu gibi merak edip o insanların o şeyin ya bu nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'dir, bak son kitaptır, son peygambere gelen kitaptır. Evet siz Hazreti İsa'ya inanıyorsunuz ama biz de Hazreti İsa'ya inanıyoruz. Ama son kitap, son peygamber, son gelen mesaj bu dediğimizde merak uyandırıyor onlarda. Ve ondan sonra bir iz bıraktığımızı düşünüyorum. Akabinden gelen haberler çok iyi geliyor. Diyorlar ki o insanlar da merak ettikleri için biz onlara da Kur'an-ı Kerim verdik ve birçok kişi Müslüman oluyor bu yolla. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Bu anlamda da hayırseverler gerçekten çok büyük sevaplar kazanıyor. Her insana nasip olacak bir şey değil. Yaptığınız iş gerçekten bakıldığında her insana, her kula nasip olacak bir iş değil. Bu anlamda Allah yaptığınız hayırları ve yapılan hayırseverlerin de yapmış olduğu tüm hayırları kabul etsin. Amin. Burada bir parantez içerisinde vaktinizi alıyorum ama hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Bir alime bir soru sormuşlar. Demişler ki Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında aileler yaşıyor ama hiç kimse ulaşmamış onlara. Doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Ve hiç Kur'an'la muhatap olmamış. Müslüman mı değil mi? Cennetlik mi cehennemlik mi diye alime soruyor. Alimin verdiği cevap çok manidar. Diyor ki soru doğru ama aslında bu şekilde değil diye soracaksın, diyeceksiniz ki evet böyle bir aileler var, yaşıyor, doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Fakat onlara Kur'an mesajı tebliğ gitmediği için bizim halimiz ne olacak? Biz ne olacağız onlara bildirmediğimiz için? Öldü gitti ama bizim sınavımız ne olacak? Biz onlara imkanımız varken ve o imkanı kullanmadık, onlara götürmedik, o mesajı iletmedik. Ya da açlıktan öldü. Şimdi bir aklıma bir olay geldi. O yıllar önce Kartal'ın bir şeyi vardı. Biliyorsunuz hepimizce malum. Onun için bir Kur'an kursu buradan o görüntüyü görünce çocuklar kendi aralarında bir su kuyusu parası topladılar ve götürdük. Orada bir su kuyusu açtık. O Kartal'ın hadisesi çok büyük ya. Gazeteci biliyorsunuz, siz gazetecisiniz biliyorsunuz. O olaydan sonra gazeteci gitti, intihar etti. Kartal bekliyor ki açlıktan çocuk ölecek ve ben onu yiyeceğim ve bu gazeteci de bunun haberini yapacak ve ki yaptı ve sonradan sonu hazin oldu maalesef. Dolayısıyla Müslüman olarak, insan olarak bize çok büyük işler düşüyor. Hani önce mazlumun dini sorulmaz misali veya aç olan önce dinini satar, önce dinini yer, kesinlikle aç da dinini yiyecek çünkü çoluk çocuğu için kadınlar tanıyorum Afrika, Orta Afrika'nın ülkenin kadınlar tanıyorum çok acıdır, özülerek, affederek, özür dileyerek tekrar söylüyorum, söylemek zorundayım, kötü yola gidiyor çoluk çocuğun rızkı için. Bu da bizim için çok büyük bir acıdır. Bu da dünyada yaşayan Müslümanların ayıbıdır aslında. Öyle bakmak gerekiyor bazı olaylara. Bence hani derler insanlık suçuysa, insanlık ayıbıysa, biz de insansak hepimiz... Hepimizin ayıbı. Ayıbı diye düşünüyorum. Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan hayırseverlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet, biz gerçekten insan olarak üzerimize düşen görevleri ne kadarını yapabiliyoruz? Ve hayırseverlerimiz ne kadarını yapıyorlar? Ve
ne kadarını yapmalıyız? Son olarak evet. La yükellefu nefsen illa vus'aha. Allah herkese bir güç vermiş, asla taşıyamayacağı yükü yüklememiştir. Ama taşıyabileceği sorumluluğu da vermiştir, onda hesabını soracaktır. Sadece şunu söylüyorum, kim ne yapabiliyorsa bu konuda onu yapacaktır. Taşımayacağı yükü yüklemeyeceğine göre biz yapabileceklerimizden sorumluyuz ve inşallah yapacağız. Ayrıca yapanlar var ama onlara da teşekkür etmek zorundayız. O yapanlar da isimsiz kahramanlar var perde arkasında. Onlar kendilerini biliyorlar. Sizin aracılığınızla onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ve gerçekten bu arka plan bizim için çok önemli. Bizim adımıza kuyu aç ama asla kimse görmesin, Allah bilsin yeter diyenler insanlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim için hakikaten çok önemlidir. Ama yine de biz onların görüntülerini, videolar, fotoğraflarını alıyoruz, kendimize saklıyoruz. Ancak diyor ki, biz sizi biliyoruz, siz de bizi biliyorsunuz. Allah bilir. Hani deniz, balık ve halık misali. Ben bu kadar söylüyorum. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Vakit harcadınız, emek harcadınız, ekibiniz tümüyle epey uğraştı. Size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizler teşekkür ediyoruz.